sonralarda bomba gibi. Bize ulaşın diyoruz programın başında, her zaman dediğimiz gibi. Bize ulaşmak istiyorsanız efendim WhatsApp ihbar numaramız 0549 802 86 31. Bize WhatsApp'tan haber olmasını istediğiniz her şeyi ulaştırabilirsiniz. Bircan Bali yazıp sonuna 2 tane iyi koyarsanız bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Ece'ye ulaşmak istiyorsanız da @EceErken yazmanız yeterli. Tabii ki YouTube kanalımız söylemezsem olmaz. Gün be gün artan abone sayımızla, gün be gün artan izlenmelerimize, güzel yorumlarınızla sizi YouTube'da bekliyor olacağız. Bugün YouTube sizin için özel bir çekim yapacağız. Sürpriz. Evet, evet, saatim akşam sularında. Neyse. Evet, bugün çok yoğunuz. Efendim, çok güzel haberlerle başlıyoruz. İlk haberimiz gerçekten bizi gururlandıran, onurlandıran çok keyifli bir haber. Evet. Hepimiz paylaştık o ismi. Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda 2. olan Sümeyye Boyacı'dan bahsediyoruz. Bravo Sümeyye Hanım diyoruz. Burası Sümeyye Hanım da diyemeyeceğim diyoruz. 16 yaşında. Evet, daha gencecik ve çok başarılı Sümeyye Boyacı'yı ve yine derece alan Sevilay Öztürk'ü Cumhurbaşkanımız ağırladı ve çok güzel sohbetler gerçekleşti. Hep beraber bu sürpriz buluşmaya tanıklık edelim. İzliyoruz. Çiçekleri verin, çiçekleri verin, çiçekleri verin. Sağlı sollu buradayız, önümüzü açın. Arkadaşlar önümüzü açın. Güzel bir yarıştı, heyecanlı bir yarıştı. Rakibimin koluyla dokunması sonucu beni sadece 0,03 saliseyle geçmesi sonucunda 2. oldum. Bu normal ve sıradan bir ikincilik değildi benim için. Çok özel ve önemli bir yarıştı. Beni bu yarışta destekleyen tüm sponsorlarım, federasyonumuz, bakanlığımız, herkese çok teşekkür ederim. En çok da beni destekleyen seyircilere. Evet, baktım Sümeyye Boyacı kimdir diye. Ya çok ayrıca çok az bilgi var. Sadece bak, boyu var, kilosu var, doğum tarihi var. Araştırıyorsun, bunlar çıkıyor karşına. 16 yaşında, 2003 doğumlu. Ay canım. Başarılı kızımız. Sevilay Öztürk de keza çok başarılılar. Evet, Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmişti Sümeyye Boyacı, biliyorsunuz. Ve dünya ikincisi oldu. Tekrar tekrar tebrik ediyoruz. 3 salise farkla gümüş madalyaya sahip oldu. Seninle çok gurur duyuyoruz. Paralimpik yani aslında engelli. Engelli anlamına geliyor ama bizi öyle güzel yerlerde öyle gururla temsil ettiniz ki size minnettarız ve size çok teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımızla buluşmaları tabii çok keyifli olmuş. Bu duyarlılık her zaman sporda ve sanatta, biliyorsun, Cumhurbaşkanımız da mevcut. Hem Sümeyye'yi hem de Sevilay'ı öpüyoruz. Evet, Tarkan'dan bir paylaşım var. Tarkan'ın paylaşımını veriyoruz şimdi. Verelim şekerim. Verelim. Tarkan'dan dünya ikincisi olan milli yüzücü Sümeyye Boyacı paylaşımı, işte paylaşımı görüyorsunuz. Seninle çok ama çok gurur duyduk canımız, seni seviyoruz, başarıların daim olsun. Çok içten, çok sıcak bir paylaşım olmuş. Çağla Şiker'in bir paylaşımı var. Sümeyye çok gurur, çok diyor Sümeyye için. Çok güzel olmuş. Tarkan da duyarlı olduğunu düşündüklerimizden, ama biliyorsunuz Diyarbakır anneleriyle alakalı ses çıkmayınca Tarkan'a da yüklenmişlerdi. Çünkü ondan da çok bekliyorlardı. Evet. Ama bu güzel bir paylaşım olmuş. Tarkan'a teşekkür ediyoruz. Dedim ya, kızımızla ilgili bakınca internette çok fazla bir şey bulamıyorsunuz. Ama bizimkiler güzel bir VTR hazırlamış, yani görüntü hazırlamış size. Sümeyye Boyacı kimdir? Bakın, izleyelim. Çok seninle gurur duyuyoruz gerçekten. Sümeyye. Ve diğer gurur duyduğumuz bir isim var yine. Milli güreşimiz Rıza Kayaalp Dünya Güreş Şampiyonası'nda madalya kazandı. 4. kez altın madalya sahibi olan Rıza Kayaalp'in final heyecanını Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da canlı olarak izlemiş. Tebrik ediyoruz ve görüntüleri verelim. Ay, ne kadar güzel bir görüntüydü televizyonda. Düşünsene, hem güreşçimiz vallahi, telefonda, diğer hatta da Cumhurbaşkanımız, o da orada. Çok keyifli. Şöyle güzel, birisinin seni izlediğinden emin olmadığında daha keyifli. Bakalım ne yapıyor. Bazen de yapıyorlar ya Ece, arıyorlar, tam açmak istemiyorsun, meşgul ediyorsun, meğersem seni izliyor oluyor. Ay evet, niye açmadın? Tarafta. Ay görmedim falan, ne görmedin ya, meşgul attın ya. Güreşçimizin telefonu o sırada Cumhurbaşkanı aradığını bilmiyor. Sürekli bir Ankara'dan numara. Düşünsene sürekli. Allah Allah kardeşim, bir dakikadır falan diye. Evet, Kazakistan'da gerçekleşiyor bu güreş şampiyonası ve Alman rakiplerini geride bırakıp En sonunda da Kübalı bir rakibini devirerek dördüncü kez. Çok önemli, dördüncü kez. Ve Cumhurbaşkanımızın da araması, tebrik etmesi ne kadar yine gururlandırmıştır güreşimizi, değil mi? Hem Cumhurbaşkanımız gururlanıyor, Türkiye'yi temsil eden bir güreşimiz. Hem buna sahip çıkan bir başkan olduğu için kendisi gururluyor. Çok güzel, çok güzel. Bize bu sabah sabah bu gururu yaşattığınız için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Ay ne güzel, mutlu haberlerle başladık. Değil mi? Evet, tamam, bakalım nereye kadar. He, Anna Noktar'la devam ediyoruz. Bak işte. Anna Noktar.